işimizle ilgili bir iki kelime konuşacağım. Rejimiz de zaten gereğini yapacaktır. Onu Kıbrıs'ta tanımayan yoktur. Hatta yurt dışında da tanınıyor. Çok iyi yürekli, güzel bir insan. Aynı benim istediğim insan türlerinden. Yani büyüklenmeyen, böbürlenmeyen, küçük dağları ben yaratmadım diyen. Ben diğerlerini sevmiyorum açık söyleyeyim yani. Kim? Bülent Fevzioğlu, şairimiz. Yani işte şu an ekrana da geldi. İnanın bugün kendisine mesaj olarak da yazdım. Benim haberim yoktu. Gülşah söyledi bana. Meğer kardeşimiz Bülent. Hatta en son Türkay Altay'ın cenazesinde buluştuk, sohbet ettik mezar başında bayağı bir. O gün birlikteydik. Kalp krizi geçiriyor değil mi? Bayağı bir şiddetli kalp krizi geçiriyor. Ve stent mi takılıyor kendisine? Allah'tan Allah yardım etti, kurtardı onu, bağışladı sevdiklerine, ülkeye. Çok değerli bir insan. Çok değerli. Evet, yani bu Türkay Altay'ımızın çoğu eserine sözleri de verin o. Şu beş parmak dağlarını kaldıralım yaradan. Allah geçmiş eylesin. Amin. Canım benim. Allah'a edinimiz. Evet, biz de buradan arkadaşı dostu olarak bunu duyurmak ve sahip çıkmak istedik. Çünkü ben hep şunu söylüyorum. Bu programları Cenab-ı Hak bize kısmet etmişse bunu sadece kendimiz için yapmayalım. Kendi menfaatlerimize kullanmayalım. Herkes için kullanalım bunu diyorum ben. Tabii ki. Doğru. Bunu diliyorum yani. Ben başka bir şey demiyorum. Öyle olsa oturup bir köşede kendimize çalardık. Kendimize söylerdik. Evet abi aynı. Evet. Ben bunu öneriyorum herkese. Herkesle paylaşın bunu yani. Bizim yine ekibi arkadaşımız orada Alpay abimiz. Onunla birlikte çekiyoruz. Alpay Buran. Alpay'la da yeni tanıştı onlar. Buradan Bülent kardeşime sağlık içerisinde bundan sonraki hayatında yeni yeni yazılar, yeni romanlar, şarkı sözleri yazarak o şen şakrak haliyle hep aramızda olsun diyorum. İnşallah. Sağlık ve afiyetler diliyorum kardeşimize.